Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz İngilizce'de kolaylıkla karıştırılan yapılar var biliyorsunuz phrase'ler Anlam olarak birbirlerine yakınlar Önce bunlarla başlayacağız bugünkü konumuza Daha sonra İngilizce'de konuşma sırasında Ben konuyu değiştirmek istiyorum ya da tekrar konuyu Değişmiş tekrar konuştuğumuz yere getirmek istiyorum İngilizce'de nelerden faydalanıyorum yine Bunu anlatacağız Bir de İngilizce'de cümle sırasını yani Birbiriyle arka arkaya olan Cümleler var elimde. Bunları nasıl sıraya koyarım ve hangi yapıları kullanırım bunların başında? Bugün onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce çok karıştırılan yapılarla başlayalım. Get used to ve be used ile. Biliyorsunuz ikisi de anlam olarak kullanıldığında ya da çevrildiğinde aslında ikisi de alışmak anlamı katıyor cümleye. Ama ikisi arasında şöyle küçük bir fark var. Get used to yapısı resimlerde gördüğünüz gibi birisinin işi için erken kalkması gerektiği bir durum var. Bu başlarda buna zor geliyor. Ama diyor en sonunda ben I got used to it. Yani sonunda ben buna alıştım. Burada dikkat edin got used to yapısını kullanmış. İkinci kısımda ise yıllardır bir şehirde yaşayan birisi var. Ben bu şehirde yıllardır yaşıyorum. Bu yüzden de buradaki kötü havaya, kirli havaya alıştım. I am used to yapısı var. İkisi arasındaki temel fark şu. Got used to yapısı zor olan bir duruma farklılık gerektiren bir duruma yeni bir duruma alışma sürecinden bahsederken daha çok yani burada dikkat edin yeni bir süreç var yeni bir iş var bu işe alışma sürecini anlatırken got used to yapısını kullanmış Emizar yüste ya da bir yüste dediğimiz yapı ise uzun süredir. Yani bir şeyi uzun süredir yapmak ve en sonunda artık bu yapılan işle belli bir zaman sonra ne olmak? Artık bu işe alışık olmak, bu işin normal gelmesi anlamında kullanılan bir yapı daha çok. Şimdi bakın ilk cümlemizde yolculuk yaptığında demiş. Burada I get used to different customs very quickly. Neden? Çünkü burada bir ne var? Değişik törelere uyum sağlama süreci var. Uyum sağlama süreci varsa get used kullanıyoruz. Yani farklı bir duruma, yeni bir duruma ne yapıyoruz? Adapte oluyoruz, uyum sağlıyoruz. Bu get used ile anlatılıyor. Ya da işte birkaç hafta içinde, birkaç hafta içinde ne yaptım ben? Soğuk havaya alıştım. Yine soğuk havaya ne süreci var? Adaptasyon süreci var. Yine get used ile anlatılmış bu yapı. I am used yapısı ise ne demiştik? Bir işin uzun süredir yapılması ve sonrasında bu işin artık normal gelmesi anlamında. Bakın yani uzun süre ben ne yiyorum? Baharat diyecekler yiyorum. Ve sürekli yediğim için artık buna alıştım. Bu durumda I am used to yapısını ya da geçmiş zaman halinde kullanabiliriz. Was were'le de kullanılabilir bu. Yani be used to olduğu için yapı değişebilir. We were used to. Biz eski öğretmenimize alışmıştık. Artık yani belli bir zaman geçmişti ve bize o normal geliyordu. Ama o ayrıldı gibi bir anlam var. Yine burada da used to yapısı kullanılmış. Have something done get something'dan yine kullanırken bazı karışıklıklara yol açabilecek yapılardan birisi. Şimdi bu nasıl bir anlamda? Bu şu demek bir işiniz var o işi başkasına yaptırıyorsunuz ve bu yaptırdığınız işi anlatırken İngilizce'de have ya da get yapısını kullanıyorsunuz. Arada something kısmına tabii ki iş yaptırdığınız nesneniz geliyor. Sonrasında da fiili kullanıyorsunuz. Yalnız fiilin hangi halleri kullanılacak burada? Participle dediğimiz yani bizim üçüncü hali olarak bildiğimiz yapılar ya da id takılı hali olarak bildiğimiz yapılar. Mesela sen ne yaptın? Bilgisayarını get your computer update. Dikkat edin burada updated yani id takısı almış. Sen bilgisayarını güncellettin mi? Bu ne demek? Başka birine bu işi yaptırdın demek. Yani get Something done yapısı kullanılmış. Gördüğünüz gibi burada. Başka birine bu işi yaptırmak. Evet e, zaten şirket benim bilgisayarımı düzenli olarak ne yapıyor? E, artık update ediyor. Yani güncelliyor denilmiş burada. Kullanımı nasıl dediğimiz gibi. Öznemiz yani yapan, işi yapan ya da yaptıran kişi diyelim biz buna. İşi yaptıran kişi en başa geliyor. Mesela şirket yaptırmışsa şirket. Ben yaptırmışsam ben. işi yaptıran. Sonrasında have, has yapısının. E, ...zamana uygun olarak değiştiğini görüyoruz burada. Mesela has, get olabiliyor geniş zamanda. Is having ya da işte e, şimdiki zamanlı bir yapıyla kullanabiliyoruz. Bu işi yaptırıyorum diyeceksek eğer... ...emizar yapılarını kullanıp arkasından fiillerimizi ing koyuyoruz... ...ve o işi şu anda yaptırıyor olduğunuzu anlatıyorsunuz. Ya da geçmiş zamanda yaptırıyorsanız yine have yapınız had get yapınız ise got oluyor. Burada değişmeyen şey ne? Kesinlikle nesneniz var bir tane. Neden? Çünkü bir iş var o işi yaptırıyorsunuz siz. O nesne üzerinde yaptırılan bir iş var. Bir işi yaptırıyorsunuz. Sonrasında da neyimiz değişmiyor? Fiilimizin kesinlikle üçüncü halinin yani participle hali dediğimiz halinin kullanılması da hiçbir zaman değişmiyor cümlemizde. Şimdi bakın ne yapılmış şut var burada bir tavsiye var sen şu işi yaptırmalısın demiş yani git ve işe bağlantını kontrol ettir diyeceğiz arkadaşımıza. Get your connection burada artık bizim nesnemiz ve checked fiilimizin 3. hali ya da sen işte fırınını kısa bir süre içinde tamir ettirecek misin? gibi bir soru soracaksak yine get'i kullanıyoruz. Will you get diyoruz. Sonrasında nesnemiz olan the oven arkasında da fiilimizin yine past participle hali ya da saçımı kestirmek. Mesela bu yapıyı da yine ben saçımı kestirmem gerekiyor derken get my hair cut yani bu işi çünkü ben ne yapıyorum başkasına yaptırıyorum. İşte bu başkasına yaptırdığım işleri anlatırken özne ben olsam da yaptırdığım işi başkasına yaptırdığım için bunu get ve have something'den yapısıyla anlatıyorum İngilizce'de. Sıralama yapıları var bir de biliyorsunuz. Yani first, then, next, after that, finally bunu çoğumuz biliyoruzdur. Yani first, önce, then, sonra, next, daha sonra after that bundan sonra ve finally de en sonunda demek. Bunlar bir işin yapılma sırasını belirleyen yapılar. First ile başlayıp finally ile bitiriyoruz. Aradakileri illaki kullanmamız gerekmiyor. Bazen sadece first, next, finally şeklinde de bitirebiliriz. Yaptığımız sıralamayı illaki after that'i deni de kullanmamız şart değil. In the morning yapısı var sabah. Arkasından meanwhile diye bir yapı kullanabilirsiniz. Yani meanwhile bir işin olduğu sırada olduğunu yani bu sırada meanwhile we got ready to go on safari demek şu demek o sırada o işin olduğu sırada biz de işi işte safari için hazırlanıyorduk demek yani bir durum var mesela farklı bir durum var İkisi de aynı anda oluyor bu ikisinin aynı anda olduğunu anlatmak için meanwhile o sırada o zaman diliminde gibi bir anlam katması için meanwhile'ı kullanıyorsunuz. Finally ise zaten en son demek. Yine first, second, after that'ı az önce söylemiştik. Birinci, ikinci ve ondan sonra yapısı. den yerine bazen second kullanabiliyoruz. Bazen de then kullanabiliyoruz burada. Bir de first of all her şeyin başında ilk başta after that, daha sonra ve dediğimiz gibi first ve finally arasında e, kullanacağınız yapılar değişebilir. After that, second, next'ten istediğinizi kullanabilirsiniz. Cümleye başlarken e, bir şeyin en başta yapıldığını anlatmak için, ona vurgu yapmak için kullanacağımız yapılar neler? First of all Dediğimiz gibi her şeyin ilk başı, ilk başta, baş, başlangıç olarak gibi bir anlamı var. Yine to begin with, begin başlamak demek zaten fiil olarak biliyorsunuz. İşte en başta anlamı katan bir yapımız bu bir şeye ek yapacaksanız eğer yani konuştunuz cümlenizde bir ek ihtiyacınız var. Burada da additional yapısını kullanıyorsunuz. In addition to yapısını kullanabilirsiniz. In addition yapısını kullanabilirsiniz. Additional tüm yapılar zaten eklemek anlamındadır. Add eklemekten geliyor zaten dikkat edin. Additional ek olarak demek. Further more, more zaten daha demek biliyorsunuz. Further uzak anlamındaydı. Daha da fazlası yani bu anlattım anlattım ben. Bunun daha fazlası gibi bir anlam katacaksan further more kullanıyorum. Yine more over bundan dahası, daha fazlası anlamında yine more'la kullanılan bir yapı. Bunlar anlattığım şeylere ek yapmak istediğim zaman kullanılan yapılar örneklendireceksem eğer, eğer cümlemin başında kullanacaksan for example ve for instance'ı kullanıyorum. For example'da for instance'da örneğin demek. Daha sonra bir virgül ve cümlemi kullanıyorum. Ama bir de bunlara yakın anlamda such as yapısı var. Such as de yine gibi anlamında. Yani bir durumu anlattınız daha sonra bununla ilgili örneklerinizi yazacaksınız. Örneklerinizi yazmadan önce such as kullanıyorsunuz. Ama such as'ın bir farkı var. Sadece cümlenin ortasında kullanılabilir. Yani işte kulüp ve sosyete gibi yapısını çoğal, yani örneklendirdiğiniz yapının önünde kullanabilir. Cümlenin en başında değil de cümlenin ortasında hani kendisine saçezden sonra sayacağınız örneklerin gelmesi gerekiyor. Such as tomato falan gibi artık örneklerinizi devam ettirmeniz lazım. For example ve for instance da yine cümlenin başında ve ortasında kullanılabilir. Sonuca bağlayacaksanız da in conclusion bunlardan birisi tüm her şeyi anlattınız işte sonuç olarak diyeceksiniz ya da yine overall yani ya da to sum up gibi yapıları kullanabilirsiniz. Bunlarda ne yapıları? Yine tüm anlattığınız şeyleri artık sonuca bağlayacaksınız. Sonuç olarak sonunda diyeceğiniz yapılarda bunlar. Eğer bir durum var, bir konuşma var, bu konuşmada düzeltilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorsunuz. Yani konuşmada anlatılan yere katılmıyorsunuz. Mesela konuşmamızda ne denilmiş? Ben işte bu resmin artık bu kadar para edeceğini düşünmüyorum diyen birisi var. Bu düzeltmelerde, katılmalarda actually yapısını kullanabiliriz. Ya aslında var ya o 2 milyon dolara satıldı açık artırmada dedik. Sonrasında işte sen seviyor musun sorusuna yine I don't actually ya aslında sevmiyorum. Yani bu sanki hani ben 2 milyon dolara satıldı dediğimde seviyormuşum izlenimi oluştu durdu karşındakine. O ne diye sordu? Bana seviyor musun diye sordu. Ben de ona ya aslında sevmiyorum Ekçili. Yani ben evet tamam 2 milyon dolar satıldın söyledim ama bu benim sevdiğim anlamına gelmez. Mesela well yine aynı şekilde e, konuşmamızın başında karşıdaki yanlış anlamayı düzeltmek için well de başlayabiliriz. To be honest dürüst olmak gerekirseyi kullanabiliriz. Yine but zaten biliyorsunuz zıtlık belirten bir yapı. Yani söylediğin şey yanlıştır derken yine but'la başlayabiliriz. I'm afraid diyebiliriz. Korkarım ki Really yani gerçekten mi hani burada da bir ne var yani really yani ben söylediğin şeyi aslında yani şaşırttı beni gibi bir anlam var really de. Actually az önce söylemiştik ve I don't agree de yine katılmama durumu biliyorsunuz zaten katılmıyorum demek I disagree de aynı anlamda don't agree ile. Konuyu değiştirmek istiyorsak da yine kullandığımız yapılar var ama bunların anlamları birbirinden biraz farklı. Mesela by the way yapısı direkt konuyu değiştirmek için kullanılan yapılar. Mesela bence işte bu galeri çok harikadı. Bu arada by the way konuyu değiştiriyorum. Sen ya şu Times'teki şeyi okudun mu? Makaleyi okudun mu? Bakın yani galeriden bahsederken birden konuyu değiştirdim. By the way diyerek değiştirdim. Bir konu değişikliğinden önce by the way yapısını kullanıyorum. Bu arada Yine as I was saying as, as I was saying de yine önce bir konuşma var Konuşmanın yönü değişmiş Konuşmayı tekrar ben o konuştuğumuz konuya getirmek istiyorsam e, Ya da işte bir arada bir e, Kesildi konuşmamız Tekrar konuşmaya dönmek istiyorsam As I was saying yapısını kullanabilirim Yani işte ya bahsettiğim gibi ya karşıdaki başka bir şeyden bahsetmeye başladı. Benim cümlemi kesti, böldü. Ben tekrar o konuya gelmek istiyorum. "As I was saying," ya dediğim gibi deyip konuma tekrar dönüyorum. "Anyway" ise birden farklı durumda kullanılabilir. Birincisi tekrardan konuya dönmek için kullanılabilir. Yani konuşma çok dağıldı ya. "Anyway" her neyse işte ne konuşuyorduk diyeceksiniz. "Anyway" ile e o araya girip tekrar konunuza dönebilirsiniz. Konuyu siz değiştirmek için anyway'i kullanabilirsiniz. Ya anyway her neyse yani bu kadar konuştuk yeter anyway deyip sonra başka bir konuya geçebilirsiniz. Ya da bir artık konuşmayı sonlandırmak istiyorsunuz. Anyway her neyse deyip konuşmayı da bitirebilirsiniz. Üç farklı anlama gelebilir anyway. Bir noktayı vurgulamak için kullanılan yapılar var. İşte kesinlikle doğru olduğunu anlatmak için. Mesela I told you this. Ben sana bunu demiştim. You are right. Yine haklısın demek. You have a good point. Yani çok iyi bir noktaya değindin anlamında bir yapımız var. Ve I see your point. Dediğin şeyi anladım. Yani senin işte bakış noktanı anladığım gibi bir anlam var burada. I see your point yapısında da. On the one hand, on the other hand yine bir şey özellikle makalelerde ya da bir şey yazarken, şey yazarken çok kullandığımız yapılardan birisi bu da. On the one hand işte bir taraftan şöyleyken, on the other hand bir taraftan da böyle eğer iki iyi ve kötü yanlarını karşılaştıracaksanız ne yapıyorsunuz? Bu yapıyı kullanıyorsunuz. Yani bir taraftan iyi vakit geçirecek ken bir diğer taraftan on the other hand yani bir diğer taraftan da çalışmam gerektiğini söylüyorum. Bu ikisinin arasındaki o karşılaştırmayı yapar, iyi ve kötü yanlarını bu yapılardan yararlanıyorum. Oldo yine aynı anlama gelebilir. Yani böyle böyle olmasına rağmen anlamında yine olduğu kullanabiliriz. Alternatifli yapısını kullanabiliriz. Yani ben partiye gidebilirdim, işte evde de kalabilirdim. İkisini karşılaştırıyorum. Alternatifleri olduğunu söylüyorum. Of course yine kullanılabilir. Yani e, tabii ki anlamında olmasına rağmen of course there is going to be deyip devam edebilirsiniz. I don't want to deyip işte cümlede however yapısıyla yine bağlayabilirsiniz. However yani ben çalışmak istemiyorum ama işte benim iyi olduğumu düşünüyor. Buradaki bağ da yine however kurabilirsiniz. karşı karşılaştırma bir bağ var. Ne bağ kuruyorsunuz burada? İşte karşıdaki kişinin ne yapmanızı iyi olduğunuzu düşünüyor. Ama siz düşünmüyorsunuz. Bununla birlikte anlamı da geliyor var yapısı. Yine despite ve oldu da aynı anlamdalar ama kullanım olarak despite ve oldu'nun farkı neydi? Despite kendisinden sonra cümle almıyordu. Direkt ne alıyordu? İşte bu şekilde bir noun phrase alabiliyordu. Mesela rezervasyonuma rağmen cümle değil burası dikkat edin. İşte despite the bad weather işte kötü havaya rağmen diyorsunuz. Cümle kurmuyorsunuz ama oldu'dan sonra tam bir cümle geliyor işte. Bu ikisi arasındaki anlam değil, kullanım farkı var. Onu da söyleyelim. Hedging dediğimiz yapılarsa işte bir şeyin işte gücünü, ne kadar işte netliğini azaltmak için kullanılan yapılar hedging yapıları da. Mesela bunlarla ilgili fiiller var. Şimdi mesela poll, suggest, indicate diyorsunuz. Bunlar gösterir ki işte suggest tavsiye etmek anlamında. Aslında ama yine buradaki anlamı hani ya işte bu anketler gösteriyor ki göster yani ne yapıyorum burada? Ben indicate diyerek aslında biraz anlamı daha güçsüz hale getiriyorum. Yine mesela ergyoplo ve potansiyel, potansiyel hani potansiyel olarak ya da tartışmalı bir şekilde gibi anlamlarla ne yapıyorum ben? Anlamdaki o gücü biraz daha azaltıyorum, kesinliği azaltıyorum. Ya da to a certain degree ya da to some extent dersek yine işte belli bir noktaya kadar, belli bir yere kadar gibi bir anlamı var bunların da. Burada yine bir anlamda ne yapmaya, zayıflamaya sebep oluyorum bunları kullanarak. Sim ve yapıları var bir de. Yine benzer anlama gelen sim gibi görünmek, appear gibi görünmek demek. Bunlar da mesela ne anlamı katıyor? Gördüğünüz gibi cümlemiz işte neler var? E, Mahkûmlar var. Mahkumlar gibi görünüyorlar. Ne gibi görünüyor? Yok olmuş gibi görünüyorlar. Tabi kullanımlarını da şöyle dikkat edelim. Sim ve appear'dan sonra to ve have yapısını kullanmış burada. Yani bir infinitive gelmiş gördüğünüz gibi. Sims ve appear yapılarından sonra yine det ve öz, e, cümle normal cümleyle devam eden yapıları da kullanabiliriz. İkisi de olabilir. Yani ya det devam edip cümlenizi kuracaksınız burada ya da to infinity fiilin yalın halini kullanıp devam edeceksiniz. İkisi de bir seçenek. Yine Wolf da eklenebilir. Yani kesinliği daha da azaltmak istiyorsanız it would seem, it would appear da cümlenizde kullanabilirsiniz. Yani daha da uzaklaş, burada kesinlikten daha da uzaklaşıyorsunuz would'u kullanarak. Ve e, yine dediğimiz gibi birinin işte bir şey söylemeden önce dikkatini çektiğimiz yapılar var. Right, okay, so, peki, pekala, tamam gibi yapıları da yine birinin işte e, ne yapıyoruz? İşte ya bir sonuca ulaşacağımız ya da işte cümledeki anlamı evet anladım ben derken kullandığımız yapılar bunlar. Zaten bildiğimiz yapılardır bunlar az çok. Belki channeling dediğimiz yapı ne? Belki channeling yine günlük konuşma dilinde İngilizcede aslında bize çok lazım olan şeylerden birisi. Hani konuştuğunuzu ben siz sizi dinliyorum konuştuğumu da bu şekilde kanıtlay kanıtlamak istiyorum bu yapılar bunlar aslında mesela işte birisi bir cümle kurduruyor really? gerçekten mi wow harika işte okay, tam, hı tamam. ya da alright of course gibi yapılar konuşmadaki back channeling dediğimiz ben senin söylediğin şeyleri anlıyorum ve dinliyorum anlamında gelen yapılar bunlar da günlük konuşma dilinde özellikle lazım olan yapılar storytelling techniques ise şudur İngilizce'de karşıda bir cümle geldi size ve bu soruyu düşünmeniz için için biraz zamana ihtiyacınız var. Bunlar için bu zamanı yaratan yapılar var bizim. Mesela "Well" deyip biraz düşünebilirsiniz ya da "Good question" yani bir soru geldi. Soru güzel deyip orada bir zaman kazanabilirsiniz. "Let's see ya görelim bakalım" işte deyip ondan sonra yine bir zaman kazanıp sonra cümlenize geçebilirsiniz. Bunlar da stalling teknik dediğimiz o zaman kazanmak için kullanılan soru yapıları. So yine aynı şekilde so deyip ya da you know biliyorsun ki deyip sonra cümlenizi kurabilirsiniz. I mean demek istiyorum ki ile başlayabilirsiniz. Sort of yani neredeyse bir tür yine kind of aynı anlamda mesela sort of kind of. Yani sayılır gibi bir anlam katıyor kullanımlarda. Now yani şimdi peki gibi bir anlam katan yapı bu da.